sevgili izleyicilerimiz, profesyonel ve işinde uzman ekibiyle anahtar teslim kümes kurulumları ve aynı zamanda bütün ekipmanların tedariğini sağlayan Koçoğlu'na konuk olduk efendim. Yanımda da genç buranın sahibi Burak Beyefendi var. Merhabalar Burak Beyciğim, nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum efendim. Hoş bulduk. Sizi tanıyarak başlayalım mı öncelikle? Ben Burak Koçoğlu. Koçoğlu Tavukçuluk Kümes Ekipmanları firmasının sahibiyim. Kurucu ortaklarındanım. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? 5 yıldır bu sektörün içindeyiz. 2,5 yıldır da kendi kurumsal firmamız adına çalışma yapmaktayız. Evet. Şimdi sektör yeni bir sektör. Çok fazla hakim de değiliz aslında bu konuya. Yapmış olduğunuz faaliyetler hakkında bilgi almak istiyorum öncelikle sizden. Firmamız anahtar teslim kümes kurumlarıyla birlikte tavuk satışı yapıyor. İşte salma tavukçuluk ve doğal tavukçuluk adı altında hizmet veriyoruz. İşte A'dan Z'ye kümes ekipmanlarıyla birlikte tavuklarını da tedarik ediyoruz. Evet, A'dan Z'ye bütün hizmet sizde mevcut. Peki sadece İzmir bölgesine mi hizmet veriyorsunuz? Başka illerde de var mısınız? Hayır, Türkiye'nin 81 iline hizmetimiz mevcut. İzmir'inden Van'ına, Ağrısı'ndan Hatay'ına kadar Türkiye'nin 81 iline kurulum ve tavuk gönderimi yapıyoruz. Evet. Kurulumlardan biraz bahsedelim. İzleyicilerimize daha iyi anlasınlar. Bunun belli bir şartları oluyor mu? Belli bölgelerde mi kuruluyor? Nasıl yapıyorsunuz peki? Bu sektör, yani tavukçuluk, ülkemizin 81 ilinde yaz kış fark etmeksizin yapılabilmekte. Bunun için herhangi bir dönem gerekmiyor. Sadece müşterinin arazisinin hazır olması ve uygun bütçe planlaması da yapması yeterli. Evet. Nelere dikkat ediyoruz kurulum yaparken? Kurulum yaparken öncelikle verimli bir arazi olması gerekiyor. Çünkü yaptığımızın işin adı doğal salma tavukçuluk olduğu için hayvanı ne kadar gezdirip ne kadar yeşillik yedirebilirsek yumurtanın lezzetini o kadar iyi sağlayabiliyoruz. Peki minimum kaç tavuğa ihtiyacımız var kurulum yapmak için kümeste? Şimdi müşteriler bunu ticari bir faaliyet gördükleri için en az 500 kapasiteyle başlıyorlar. İşte 2000, 3000, 5000, 10.000 kapasite şeklinde devam ediyor. İşte yumurtayı satabildikçe kapasite sayısını arttırıyorlar. Olması gereken de zaten bu. Yani satışı oturttuktan sonra kapasitesini arttırması gerekiyor. Şimdi Burak Beyciğim, diyelim ki 1000 tane tavuğumuz var. Kaç metrekare kümese ihtiyacım oluyor benim? 1000 tavuk için 140 metrekare kapalı alan yeterli oluyor. Açık alan olarak, yani tavuğun yayılım alanı olarak ise 2 ile 4 dönüm arası yeterli. Evet, peki bu kümeslerin çeşitleri var mı? Çadır olarak biliyoruz genelde ama nasıl oluyorlar bunlar? 3 çeşit kümes çeşidi var. Birincisi çadır kümes, ikincisi prefabrik sandviç panel dediğimiz sistem. Üçüncüsü ise betonarme kümes sistemi. Biz bunların sadece çadır kümes ve sandviç panel olan kısmını yapabiliyoruz. Yani inşaat olan kısmını yapamıyoruz. Birçok tavuk çeşidi var bildiğimiz kadarıyla. Özellikle hangi tavuk çeşitleri daha verimli oluyor Burak Bey? Şimdi salma tavukçuluk için kullanılan iki çeşit tavuğumuz var. Birincisi Lohman Buran kahverengi yumurta tavuğu. İkincisi Atax siyah yumurta tavuğu. Bunun dışında bu sektöre ait üçüncü bir ırk yok açıkçası. Nedeni ise şimdi müşterilerimiz bunu ticari bir faaliyet olarak güttükleri için tavuktan alınabilecek senede verime bakılır. Bir de günlük yediği yem miktarına bakılıyor. Bize bunu karşılayabilen iki ırk var. Birincisi Lohman, ikincisi Atax. Talebe göre bu iki ırkı da biz üretimini yapıp müşterimize teslim ediyoruz. Tavukları yakından görmek istiyoruz. Hem tavukları hem çiftlikleri. Sizin birçok da müşteriniz var. Hazır İzmir'e gelmişken siz de müsaade ederseniz bir gidip görelim istiyoruz. Nasıl isterseniz. Evet. Şimdi hep birlikte tavuklarımızı ve çiftliğimizi yakından görmeye gidiyoruz efendim. Sevgili izleyicilerimiz, şimdi de Burak Bey'in yanından çiftliğimize geldik. Görmüş olduğunuz gibi yanımda da şeker mi şeker bir hanımefendi var. Tülay Hanım'la birlikteyiz. Bu çiftliğin sahibesi kendisi. Merhabalar, nasılsınız efendim? Merhaba, iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, bizler deyiz. Öncelikle çiftliğinize bayıldım, muhteşem. Birçok tavuğunuz var burada, aynı zamanda başka hayvanlar da var. Evet. Ama tavuklara gelelim biz en iyisi. Bu işe nasıl başladınız? Öncelikle onu öğrenmek istiyorum sizden. Bu işe biz yaklaşık 10 yıldır gayrimenkul sektöründeydik. Anıt yapı olarak İstanbul merkezi çalışıyoruz ağırlıklı. Doğayı ve hayvanları sevdiğimiz için uzun zamandan beri de iş değişikliği yapmak için araştırmalar sonucu Koçoğlu firmasına müracaat ettik. Yer bulduk. Tavuklarımızı ayarladılar. O şekilde başladık bu işe. Çok karlı olduğunu düşünüyoruz. Kaç tavukla başladınız peki Tülay Hanım? 2000 tavukla başladık.
2000 tavukla başladık. Daha henüz yumurtlamaya başlamadılar. Yerko olarak geldiler bize. İşte 2-3 güne kadar yumurtlayacaklar. Ondan sonrasında pazarımız hazır. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Nasıl besliyorsunuz peki tavukları burada? Koçoğlu firmasının vermiş olduğu liste dahilinde şu anda devam ediyoruz. Ondan sonrasında tekrar onlardan gelecek yönergelerle devam edeceğiz. Evet. Koçoğlu'yla nasıl tanıştınız? Memnun musunuz Koçoğlu'ndan? Tabii biraz Koçoğlu'nu sizden dinlemek istiyorum ben. Tabii ki, yani biz çok araştırdık bu işi. İşte hani tavuklar nereden alınır, işte nasıl kurulur bilmiyoruz da, bilmediğimiz için. Uzun araştırmalar sonucunda Koçoğlu'yla tanıştık. İnternetten mi araştırma yaptık? Tabii internetten araştırma yaptık. Yani birçok firma var zaten ama Koçoğlu'nda karar kıldık. Neden Koçoğlu'na karar kıldınız peki? Yani gittik, görüştük. Bize daha akla yatkın, daha güvenilir geldi. Bundan dolayı da onlarla beraber devam ediyoruz. Evet.